İnsan bir kez yaşar ve bir kez yaşayacaksa insan dolu dolu yaşamalıdır. Ve insan öyle yaşamalı ki sonrasında hayırla anılmalıdır. Televizyonunuzdan, Hilal TV'den, İz Bırakanlar programından hepinize hayırlı anlar, hayırlı akşamlar diliyoruz sevgili izleyenler. Bu saatlerde aslında burada olmasını arzuladığınız, beklediğiniz sevgili arkadaşım Selahattin Koca Aslan, bir iki hafta İz Bırakanlar programında sizlerle birlikte olamayacak, bizlerle birlikte olamayacak. Küçük bir rahatsızlığı var, öyle temenni ediyoruz. Ve bir iki haftaya kadar dualarınızla iyileşeceğine ümidimiz var. Dolayısıyla bir iki hafta sonrasında arkadaşımız tekrar burada sizlerle bizlerle birlikte olacak ve İz Bırakanlar programında kendisine has yorumuyla iz bırakmaya devam edecek. Biz sağlık diliyoruz, dua diliyoruz kendisine. Bu akşam İz Bırakanlar programında ekranlarınızda yine daha önceki zamanlarda olduğu gibi bazen bilip de hakkında çok fazla bilgiye sahip olmadığımız, bazen hakkında çok fazla bilgiye sahip olduğumuzu zannettiğimiz ama bu ekranlardan farklı fikirlerin gelmesiyle biz bunu hiç tanımıyormuşuz dediğimiz isimlerden birisi belki de. Belki de bu ismi ilk defa duyuyorum diye düşüneceğiniz ve bu kanaati belki yarın dostlarınızla paylaşacağınız bir ismi sizlerle paylaşacağız. Anacağız ama daha önemli bir şey yapacağız. Anlayacağız sevgili dostlar. Hilal Televizyon ekranlarından Toshihiko Izutsu bu akşam sizlerle paylaşacağımız ve anacağımız, ötesine geçerek anlayacağımız bir isim. Uzak Doğu'dan, Japonya'dan, Tokyo'dan güne Türkiye'ye gelen bir ses olacak. Eserleriyle yıllar öncesinden gelmiş olsa da, 93 tarihinde bu dünyadan öbür dünyaya irtihal etmiş olsa da, eserleriyle bugün anılması, bugün anlaşılması gereken bir fikir adamı. Dolayısıyla bu ekranlarda bu akşam biraz detaylı bir şekilde konuşacağız. Misafirlerimiz olacak ilerleyen dakikalarda. Profesör Doktor Süleyman Ateş hocamız bizlerle birlikte olacak. Stüdyo misafirimiz ve yine yakından tanıdığınız Profesör Doktor Mehmet Bayraktar, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden değerli hocamız bizlerle birlikte olacaklar. Dolayısıyla yine dolu dolu, daha önceki İz Bırakanlar programlarında olduğu gibi dolu dolu bir programda sizleri ağırlamaya çalışacağız. Ama öncesinde Tokyo'dan, öncesinde Japonya'dan Türkiye'ye getirmeye çalıştığımız, tanıtmaya çalıştığımız, tanımaya çalıştığımız işte programımızın konuğu dediğimiz, konusu dediğimiz isimle ilgili arkadaşlarımız bir VTR çalışmasında bulundular. Bir belgesel hazırladılar. Hep birlikte onu izliyoruz. İslam düşüncesi ve Kur'an semantiği üzerine yaptığı çalışmalarla İslam aleminde tanınan düşünce tarihçisi ve dil bilimcisi Izutsu, 4 Mayıs 1914'te Tokyo'da doğdu. Babası bir Zen Budist üstadıydı. Daha çocukluk yıllarından itibaren oğlunu bu geleneğe göre yetiştirmek istiyordu. Izutsu lise çağlarına gelince bir taraftan okula gidiyor, diğer taraftan babası evde ona Zen Budizmin temel ilkelerini ve disiplinini öğretiyordu. Izutsu aynı yıllarda Bolşevik ihtilalinden kaçıp Japonya'ya gelen Müslümanların kurduğu İslam merkezine gitmeye başladı. Burada Türkçe ve Arapça öğrendi. Lisans ve lisansüstü öğrenimini Keio Üniversitesi Klasik İngiliz Edebiyatı bölümünde yaptı. Bir süre aynı üniversitede Yunanca ve Latince felsefe metinleriyle dil bilimi dersleri verdi. Japon estetiği uzmanı Toshio Izutsu ile evlendi. 1938 yılında Japonya'ya davet edilen müştehit Musa Carullah'la tanıştıktan sonra İslam dinine ve kültürüne ilgisi daha da arttı. Musa Carullah'tan Arapça öğrenmenin yanı sıra Sibeveyh'in El Kitap ve Müslim'in Es Camius Sahih adlı kitaplarını okudu. 1942'de kurulan Dil ve Kültür Araştırmaları Enstitüsü'nde Doğu Dilleri Uzmanı olarak çalışmaya başladı. Bu esnada İbranice ve Farsçayı öğrendi. 1954 yılında profesör olur. 1951 yılında başlamış olduğu Kur'an'ın Japonca'ya çevirisini 1958 yılında tamamladı. Daha sonra 6 ay Lübnan'da, 1 yılda Mısır'da kaldı. Bu süre içerisinde Muhammed Ebu Rida, İbrahim Metkur, Ahmet Fuat El-Ehvani ve Kamil Hüseyin gibi ilim adamlarıyla tanıştı.
Aynı yıllarda İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve diğer Batı dillerini öğrendi. 1961 yılında Kanada'ya giderek orada 18 yıl kaldı. Montreal McGill Üniversitesi İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde Ebul Hasan el-Eşari, İbn Sina, İmam Gazali, Şehabettin es-Sühreverdi, el-Mektul ve Muhyiddin İbn Arabi gibi İslam alimleriyle ilgili dersler okuttu. Burada Ruşen Sezer, Seyyid Hüseyin Nasr ve Hermann Landolt'la tanışır. 1969 yılında görev yaptığı İslam Araştırmaları Enstitüsü'nün Tahran kolunun kurucuları arasında yer aldı. Mehdi Muhakkik'in davetiyle burada her yıl 3 ay ders verir. Hatta İran, Tahran Üniversitesi'nde kendisine Fahri Doktora ünvanı verildi. 1974 yılında Seyyid Hüseyin Nasr'ın daveti üzerine Tahran Kraliyet Felsefe Akademisi'nde ders vermeye başlar. Tahran'da bulunduğu yıllarda Henry Corbin, Muhammed Arkoun, Abdurrahman Bedevi gibi önemli isimlerle tanışır. Burada Molla Sadra, Mir Damat ve Sebzevari gibi düşünürler üzerine araştırmalar yapar. Ayetullah Hümeyni'nin İslam Devrimi Hareketi'nin başladığı 1979 yılı ortalarında Tahran'dan ayrılarak Japonya'ya döner ve Tokyo'ya yerleşir. İzutsu hayatının bundan sonraki kısmını telif çalışmalarıyla geçirdi ve uluslararası ilim camiasında haklı bir ün kazandı. 1982 yılında Keio Üniversitesi'nde Ordinarius Profesör olarak tekrar çalışmaya başladı. Pek çok din, kültür, felsefe ve mistik sistemi inceleyerek değerli çalışmalar ortaya koymuş olan İslam, Doğu ve Batı dizgelerinin kesiştiği bir yerde araştırmalar üreten Toshihiko Izutsu, 79 yaşında Japonya'nın Kamakari kentinde 7 Ocak 1993 yılında vefat etti. İranlı alim Mehdi Muhakkak'ın ifadesine göre Izutsu, çalışkan, sabırlı, mütevazı, yumuşak huylu ve ilim aşkıyla dolu bir şahıstı. Her anını yeni bir şey öğrenmek için geçirmeye çalışan, ilim ve araştırmayı çok seven bir bilim adamıydı. Gösterişten ve kendini övmekten kaçınırdı. Fikirlere saygı göstermeyen ve bilgiçlik taslayan kişileri bilim adamı olarak kabul etmezdi. İzutsu, semantiği bir dilin anahtar terimleri üzerinde yapılan tahlili bir çalışma olarak tanımlamaktadır. İzutsu, eserlerinde kullanmış olduğu derin semantik ve dil metafiziği yöntemiyle İslam hakkında araştırma yapanlara yeni bir görüş açısı kazandırmayı amaçladığını belirtmektedir. İzutsu, Heidegger ve Sartre'ın fikirlerinin Doğu düşüncesiyle şaşırtıcı benzerliklerinin olduğunu, özellikle de İran merkezli İslam düşüncesinde öteden beri bulunduğunu vurgular. Ayrıca Derrida'nın yapı söküm düşüncesini Japonca'ya aktarmak ister ve bu konuda Derrida ile yardımlaşır. İzutsu 30'a yakın yabancı dil bilmekteydi. Bildiği yabancı dillerden bazıları İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Farsça, Türkçe, Sanskritçe, İbranice, Latince, Eski ve Yeni Çince'dir. İslam felsefesi, tasavvuf, İslam ahlakı ve Kur'an semantiği üzerinde çeşitli eserler yayınlamış olan İzutsu'nun kaleme almış olduğu birçok eseri ve makalesi bulunmaktadır. İzutsu'nun bu eserlerinden Türkçe'ye çevrilmiş bazıları şunlardır. Kur'an'da Allah ve insan, İslam düşüncesinde iman kavramı, Kur'an'da ahlaki kavramların yapısı, İslam'da varlık düşüncesi, İbn Arabi'nin hususundaki anahtar,